Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bu yeni açmış olduğumuz kanalımızda İNO'yası olmak üzere birçok paylaşımlarımız devam ediyor ve devam edecek arkadaşlarım. İlk zürafa yapımı ile ilgili videomuzu çekerek sizlere burada paylaşmak istedim arkadaşlar. Videomuzda ilk defa İNO'yası öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için yapımı çok kolay. İlk önce kumaş veya kurdali üzerinde veya herhangi bir tülbent olabilir. Onun kenarında da başlayarak, mendil kenarlarında başlayarak zürafa yapımına başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk etapta sizlere en kolay olan zürafa yapımını paylaşacağım. Daha sonra tülbent kenarında nasıl daha kolay hem kıvırıp hem de zürafa yaparız, aynı video içerisinde ikisini de paylaşacağım inşallah arkadaşlarım. İğne olarak İğne oyası iğnelerinden de kullanabilirsiniz. Bakın, bunlar gibi veya sosyete iğnesi denilen daha ince iğnelerimiz var. Bir de normal evde kullanılan iğnelerden kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, ilk etapta kumaşımızı veya tülbent kenarı olabilir, kurdali olabilir. Hangisi varsa evinizde, bakın bunlar gibi kumaş parçaları da olabilir. Zürafalarımızı yaparak başlayalım inşallah arkadaşlarım. İp olarak da evde bulunan yine altın başak, yabalı veya leylak markası hangisi varsa polyester iplerimizden alıyoruz. Bunlardan kullanmadan önce yapacağımız, hangi oyayı yapıyorsak arkadaşlar, dikkat etmemiz gereken, muntazam olmasını istiyorsak bakın ipimizi esnetelim. Daha sonra keserek iğnemize takalım. Ben daha belli olmasını istediğim için daha koyu renk kullandım burada beyazın üzerine. Sizler yapacağınız yere göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, burada ilk önce zürafada nasıl kolay yapalım diye en başta zürafalar yaparak deneyin. İğne oyası zor değil arkadaşlar. Gerçekten yaptıkça siz de göreceksiniz, ilk defa yapacak olan arkadaşlarım, yapımı kolay ve zevkli. Yalnız yapmamız gereken, zürafalarımızı düzgün ve muntazam yaparsak ve düğümlerimizi güzel attığımızda olacaktır inşallah. Bakın, Bismillahirrahmanirrahim diyerek ipimizi alalım. Burada biraz iri çalışacağım ben, aralıklı. Sizler daha rahat yapabilirsiniz. İlk etapta büyük büyük olsun zürafalarınız. Daha sonra öğrendikçe daha da muntazam ve daha da güzel yapacaksınız. Bakın arkadaşlar, tekrar göstereyim buradan olarak. İpimizi alıyoruz. İğnemiz. Burada örtü kıvırmadığımız için ilk etapta bu şekilde çalışırsanız daha kolay öğrenirsiniz zürafayı. İpimiz iğnemizin üzerinde. Bazı arkadaşlarımız bu taraftan da çalışabiliyor. Sağdan sola veya soldan sağa yapanlar. Ben bu şekilde çalışıyorum. Bana kolay geldi. Sizler de inşallah rahatlıktan yaparsınız. İğnemizin üzerine ipimizi aldık. Burada İlk etapta bir tane de yapabilirsiniz arkadaşlar düğümlerinizi. Daha sonra bunları ikiye çıkartırsanız düğümleriniz daha da güzel olacaktır. Bakın, düğümümüzü dibine alıyoruz ve sabitliyoruz. Tekrar aralıklı şekilde, bakın, direkt hemen karşı taraftan iğnemi geçirdim. Bir tane ipimi bir kere sarıyorum. Bu iki kere sardığınızda düğümleriniz daha da güzel olacaktır. Her iki şekilde deneyerek yaptığınızda zürafalarınız çok güzel olacaktır arkadaşlar. Bakın, tekrar iğnemi diğer taraftan geçirdikten sonra iki kere sarıyorum. Ve yukarı doğru düğümü sabitliyorum.
İlk etapta iki kere sarmak zor gelirse arkadaşlar bunu tek sefer de sararak yapın. Daha sonra ikiye de çıkartabilirsiniz. Bakın bir kere yaptım. Yine oldu zürafamız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın hemen yan tarafında arada biraz boşluk bıraktım ve tekrar iki kere sardım. Bunu ikili veya tekli yapabilirsiniz. Düğümlerinizi üzerine ipimizi sararak bu şekilde. İlk etapta hiç bilmiyorsak mendil kenarlarında, yazma, herhangi bir kumaş kenarında bunları çalışırsanız daha da çabuk öğrenirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen yan tarafımda. İnşallah diğer videolarımızda da aşamalı olarak burada birinci dersimizde zürafamızı yaparak bu şekilde yapalım. Daha sonra diğer bölümlerinde de yaprak çalışmalarını, kuyumcu kafesini ve nasıl daha kolay Inoyos modelleri var. Onları da yaparak videolarımızda paylaşacağım. Diğer Elemeklerim 16 kanalımızda da Inoyos'u ve yine farklı örgü modellerimizde videolarımız yüklenmeye devam ediyor arkadaşlarım. İsteyen arkadaşlarımız için bu kanalımızda daha çok Inoyos'a ağırlıklı olarak yine başka mekik oyası ve farklı nakış teknikleriyle inşallah sizlerle birlikte güzel paylaşımlarımız devam edecek arkadaşlarım. Biraz daha yavaş gösteriyorum. Bakın iğne ipimin üzerinde. Burada düğümlerinizi iki kere sarmaya alıştırırsanız, bazı modellerde tekli de yapıyorum ama özellikle sık iğneli modellerde iki kere sardığınızda oyalarınız kalıp gibi ve çok muntazam olacaktır arkadaşlarım. İğnemizi yukarı doğru çekerek, bakın ipimiz iğnemizin üzerinde. Tekrar göstereyim arkadaşlar. İki kere doladım. Bunu tekli de dolayabilirsiniz. İlk etapta zor geliyorsa tek dolayarak deneyin. Daha sonra iki kere dolarsınız. Bunları çalışalım arkadaşlar. Bol bol zürafa yapın. İlk seferinde iyi olmasa da bırakmayın. İlk etapta güzel olmayabilir. Yaptıkça düzelecektir. Ve sizler daha da güzel modeller yaparak Inoyos'unda devam edeceksiniz inşallah. Evet arkadaşlar, bakın zürafalarımız. Ben biraz daha aralıklı yaptım. Bu model çalışırken de bazı modellerimizde daha aralıklı yapıyoruz. Bazılarında biraz daha sıkça yapıyoruz. Bir de tülbent kenarında nasıl yapabiliriz? Bunu ilk etapta yeni öğrenci arkadaşlarımız için kumaş kenarı, mendil kenarı veyahut da herhangi bir yemeni kenarlarında deneyerek bol bol zürafalarımızı yapalım arkadaşlar. Zürafa yapımını ne kadar düzgün ve muntazam öğrenirsek İno'ya çalışmalarımızda o kadar güzel olacaktır. Evet arkadaşlar, bakın burada bulunan bir tülbent kumaşımızdan sizlere kenarını da nasıl kolaylıkla yapabiliriz onu da göstermiş olalım. Bu model çalıştığım benim tülbent parçalarından olan kumaşlar. Tülbentlerimizi yaparken
Yazma kenarlarında Yemeni ve Mevlüt örtülerinde arkadaşlar. Bakın bunun kenarlarını düzelttikten sonra modelimizi çalışalım. Bunun için yapmamız gereken kenarından iğneyle ipimizden çekelim. Burada arkadaşlar bakın ipimizi çektik ve yeri belli oldu. Düzgün bir şekilde makasımızdan düzeltiyoruz. Evet arkadaşlarım bakın örtümüzü kenarına düzelttik. Bunu yazma mevlüt örtülerinde aynı şekilde hangisinden kullanacaksak o şekilde ayarlayalım. Örtümüz ne renkte ise onun renginden kolay yapabilmemiz için arkadaşlar püf noktalarından birisi içerisine ipimizi alalım. İsterseniz bunu yaptıkça ipinizi çekebilirsiniz. Veyahut da ipi bazen modellerde de tülbentin içinde de bırakarak devam da ediyorum arkadaşlar. Burada daha rahat anlaşılması için yine koyu renk olan ipimizden kullanacağım. Daha rahat görülsün diye zürafalarımız. Bakın arkadaşlar burada ipimizi alıyoruz. Hatta buradan köşeden de başlayabiliriz. Daha rahat olur. Çevirmesi de öğrenmiş oluruz burada da. Çok az burada ipimiz var. Onu da alalım. Bazen yorumlarda yazan arkadaşlarımız oluyor. Çok teşekkür ediyorum diğer kanalımıza biraz da. Burasını yeni açtık. İnşallah sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde paylaşımlarımız devam edecek. Arkadaşlarım yeni öğreniyoruz diye tekrar detaylı anlatımını isteyen arkadaşlarımız oluyor. Tülbentimizin düz yüzü bakın bu tarafta olacak. Ters yönü bize doğru. Ters yönü kendimize doğru bakacak arkadaşlar. Düz yönü diğer tarafa bakacak. Burada hemen kısaca bakın köşe katlamasını göstermiş olalım. İpimizi içerisine koyduk. İğnemizi alıyoruz. Burada iğnemizi yukarı doğru değil de tam karşı tarafından geçirip daha sonra çıkarıp hemen iğnemiz ipimizin üzerinde düğümle sabitleyelim. Dediğimiz gibi bunları tekli veya çiftli yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrar göstereyim. Biraz fazla çektim çıktı ipimiz. Bakın. Hemen kıvırdığımız yerin dibinden arka kısmından iğnemizi ipimiz üzerindeyken çekiyoruz ve düğümümüzü sabitliyoruz. Tülbentlerde biraz daha iğnelerimizi ince kullanırsak daha iyi olacaktır arkadaşlar. Hemen bakın
Çok az bir mesafede yine yan tarafından iğnem. Bu taraftan çalışırsanız arkadaşlar hep ip iğnenin üzerine gelecektir. Daha kolay olacaktır iğne oyalı yapmanız. Tekli veya çiftli olarak sarabilirsiniz ipinizi. Bakın düğümümüzü sabitliyoruz. İpimin yardımıyla bunu ipsiz de yapabilirsiniz ama iple size çok kolaylık olacaktır. Kıvırarak geliyorum. Köşeye kadar zürafalarımızı yapalım arkadaşlar. Hemen yan tarafında yine bakın. Bunları kullandığınız modele göre yaptıkça daha küçük de yapabilirsiniz zürafalarınızı. Burada yine köşesinde hemen tutuyoruz arkadaşlar. Az olan iplerimizi alalım yine. Bazen açılmalar olabiliyor örtülerde. Bakın aynı ipimle kıvırıyorum. Köşesinden. Buradan iple birlikte köşede kıvırdım. Bakın hepsini içine aldık. Elimle burada sıkıca tutuyorum arkadaşlar. Hemen köşemize bir tane zürafamızı yapalım. Bakın arkadaşlar köşeden elimizden tuttuk bir taraftan kıvırırken tekrar yanından zürafalarımızı yaparak devam ediyoruz. Arkadaşlarım bakın bu zürafalarımızı da yaparken hep aynı hizada örtümüzün kenarını kıvırarak yaparsanız daha güzel olacaktır. Bu şekilde ilk modellere başlamadan bol bol zürafalarımızı yapalım. Tekli veyahut da bakın bu şekilde de dolayabilirsiniz. İlk öğrenirken veyahut da ikili olarak da dolayabilirsiniz. Aynı hizada bakın tekli de iki etapta düğümlerinizi yapabilirsiniz ama çiftli yaptığınızda daha güzel olacaktır birçok modelde. Bunu yaparak devam edelim arkadaşlar bakın. Gayet kolay ve yapımı çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey arkadaşlar. İğne oyası ilk denemelerde hemen güzel olmasa da bırakmayın. Yaparsanız yaptıkça daha da güzel olacaktır. Burada da yine çalışmış olduğumuz zürafamız. Bir sonraki videomuzda kuyumcu kafesi dediğimiz en kolay olan bir iğne oyası modelimizin yapımını da paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde iğne oyası derslerimiz ve daha sonra modellerimizi yaparak sizlerle birlikte videolarımızı yüklemeye devam edeceğiz.
İnşallah sizler de memnun kalırsınız ve kolaylıktan bunlardan ve birçok daha güzel modellerden yaparsınız arkadaşlarım. Bizleri bu kanalımızdan ve diğer El Emeklerim 16 kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Sizler de beğeniyorsanız videolarımızdan beğeni, yorum ve paylaşım yaparak bizlere destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, mutlu kalınız inşallah. Başka videolarımızda görüşmek üzere.